Merhaba arkadaşlar, bugün B grubunda oynanacak olan Belçika-Rusya karşılaşmasının ön analizini yapacağız sizinle birlikte. İlk olarak arkadaşlar Belçika'dan bahsedecek olursak, Belçika şu an gerçekten çok iyi ilerliyor. Müthiş işler başarıyor, jenerasyonunu çok iyi yakaladı. Baktığınızda genel olarak maçlara 4-3-4-3 taktiğiyle çıkıyorlar. İlk 11'ini sayacak olursak, ideal ilk 11'ini sayacak olursak, kalede Kurtayız. Defansta Alderweireld, Denayer ve Vertonghen olacak. Orta sahaya saydığımız arkadaşlar Castagne, Tielemans, Donanker ve Hazard olabilir. İleri uçta da Mertens, Lukaku ve Carrasco olacaktır. Şu şekilde ben size kadrosunu göstereyim. Genelde hazırlık karşılaşmalarında ve Dünya Kupası elemelerinde bu şekilde 11'lerle çıktı. Ama hani baktığınızda kadrosuna gerçekten çok iyi oyuncular var. Mesela şeyden bahsetmedim size. De Bruyne'den falan bahsetmedim. Hazırlık karşılaşmalarında kullanılmadı De Bruyne. Belki bu maçlara saklanıyor olabilir. Bu maçlarda kullanılacak olabilir. Belçika'dan bahsedecek olursak arkadaşlar, şu şekilde size son karşılaşmalarını göstereyim hemen. Hazırlık karşılaşmalarında Yunanistan'a karşı şanssız bir beraberlik aldı. Hırvatistan'a karşı da güzel bir galibiyet aldı 1-0. Çok net oynadılar. Defansı özellikle iyi iş başarıyor Belçika'nın. Hücum konusunda pek iyi işler çıkartamamışlardı bu hazırlık karşılaşmalarına. Dünya Kupası elemelerine baktığımızda da Galler'e karşı 3 gollü ve hani Belarus'a karşı da 8 gollü müthiş bir galibiyeti var. Bayağıdır da arkadaşlar şey yapıyorlar, yani yeniyorlar ve mağlubiyet almıyorlar açıkçası. Ben bu karşılaşmada Belçika'yı bir tık daha ön planda görüyorum. Belçika hakkında diğer şeylerden bahsedecek olursak, Belçika finalde Batı Almanya'ya kaybetti. 1980 turnuvadan bu yana katıldığı hiçbir Avrupa şampiyonasında yarı final göremedi. Yani öyle bir istatistikleri var. 1980'den beri yarı final şeyi görememişler, aşamasını görememişler. Son 3 büyük turnuvada 2014 Dünya Kupası, 2016 Avrupa Kupası ve 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek final gören iki takımdan birisi Belçika. Baktığınızda Fransa ile birlikte güzel bir istatistik yakalamışlar bu konuda. Son olarak bahsedeceğim şey, Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynadığı her maçı kazanan Belçika, İtalya ile birlikte 10'da 10 yaptı. Ayrıca elemeler sürecinde en fazla gol atan takımlardan bir tanesi, 40 gol attı. Kalesinde de 3 tane gol gördü. Gerçekten müthiş istatistikleri var. Şu şekilde arkadaşlar size göstereyim. Gerçekten çok iyi ilerliyorlar. Şuradan bakabilirsiniz. Tüm hepsini yendi ve müthiş goller attılar. Bakarsanız San Marino'ya 9, işte Güney Kıbrıs 6, Rusya'ya 4 tane 2019'da karşılaşmaları var. Şu an tekrardan Rusya ile birlikte karşılaşacaklar. Daha sonra arkadaşlar Rusya'dan bahsedecek olursak, Rusya genel olarak hazırlık karşılaşmalarında, Dünya Kupası elemelerinde ve Avrupa elemelerinde 3-4-2-1 şeklinde çıktı. Kadrosundan bahsedecek olursak, ideal 11 nasıl olabilir diye. Kalede Şunin olabilir. Defansta Semenov, Dijeka, ondan sonra Kusturov olabilir. Orta sahaya baktığımızda Karev, Zobnin, Ozdev ve Kuzyaev olabilir. Ondan hemen önünde Miranchuk, Golovin ve en önlerinde de Dusyuba olabilir. Bu takımın, Rusya'nın arkadaşlar, gol yükünü genel olarak Dusyuba çekiyor. Baktığınızda Zenitli oyuncu çıktığı 32 karşılaşmada attığı 22 gol ve 7 asiste gerçekten çok iyi bir istatistiği var. Bu karşılaşmada da birazcık daha Rusya bu oyuncuya bakıyor. Rusya ile ilgili farklı istatistiklerden söz edecek olursak, gene şeyden bahsedeyim. Euro 2020 elemelerinde Rusya santroforu olan Artem Dusyuba, az önce gösterdiğim kişi, 14 maçta 9 gol ve 5 asist ile en fazla katkı sağlayanlardan bir tanesi bu Euro 2020 elemelerinde. Birinci olan oyuncu Harry Kane'di 17 golle. Ondan sonra bu Artem Dusyuba geliyordu. Rusya'nın başında ikinci büyük turnuvasına çıkmaya hazırlanan Çereşov, 2018 Dünya Kupası'ndan takımını Sovyetler dağıldığından bu yana turnuvaya ulaştığı en iyi dereceye getirdi. Yani çeyrek finale kadar çıkmıştı o zaman Rusya. Sovyetler dağıldığından beri en iyi derecesi bu oldu. Belçika ile Rusya büyük turnuvalarda Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na 6. defa karşı karşıya gelecekler.
Bu iki ülke arasında oynanan karşılaşmanın ilk iki tanesini Rusya kazanırken diğerlerinin hepsini Belçika kazanmıştır arkadaşlar. Bu turnuvada açıkçası ben bu karşılaşmada Belçika'yı birazcık daha ön planda görüyorum ama son karşılaşmalarına baktığımızda birazcık gol problemleri yaşadı hazırlık karşılaşmalarında. Eğer Rusya iyi kapanırsa ve kontradan bulabilirse belki kazanma şansı olabilir diye düşünüyorum. Anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.